Herkese merhaba, ben Nabi. Yeni bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Bugünkü eğitim konumuz doğal ışık ışınlarını oluşturmak. Böyle bir resmimiz var. Resmimizde parlak alanlar mevcut. Buraya nasıl bir ışınlar uygulayabiliriz onu göstereceğim sizlere. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk işlemimiz Select menüsünden Color Range'i seçmemiz olacak. Böyle bir pencere açılıyor arkadaşlar. Gölge ve orta vurguları, orta tonları seçmemiz için Select menüsünden Highlight'ı seçeceğiz. Böyle ön izleme var. Burada ışınların nereden çıkacağını belirliyor arkadaşlar. Burada eğer değerleriniz hani ışınların fazla çıkmasını istiyorsanız değerleri düşürür ve yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin seçiminize kalmış. Ben değerleri 220'ye getireceğim. Bu kadar hani ışınların çıkmasını istiyorum buralarda. OK'ya tıkladım. Işınlarımın nereden çıkması gerektiği yerleri seçmiş bulunuyor arkadaşlar. Bir kopyasını çıkarmam lazım. Bunun için CTRL-C'ye basıyorum. Böyle bir kopya çıktı. Görüyorsunuz burada arkadaşlar kopyası. Diğer işlemimiz ışınlarımıza yön vermek. Yani seçtiğimiz seçime yön vermek. Bunun için filter'dan blur, radial blur'u seçeceğiz. Böyle bir pencere açıldı. Burada zoom'a tıklayacağız arkadaşlar. Işınlarımızın yönünü belirlememiz için değerini 100'e getireceğiz. Bu şekilde görüyorsunuz. Benim doğal ışığım yani güneşim burada. Bunu ışığınız yani güneşiniz neredeyse oraya götürüp ışınları oradan yön verebilirsiniz. Benim güneşim tahmin olarak burada arkadaşlar. Bu şekilde. OK'ye tıklıyorum. Bir ön izlemesini görelim. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Oturduğu ışınlarımızın çıkacağı yön. Işınlarımız az geldiyse CTRL-J'ye basarak bir kopyasını da çıkarabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde görüyorsunuz. Bazı gereksiz yani olumsuz burada ışınlar mevcut. Onları sileceğiz. İki tane katmanımı seçiyorum. Sağ tıklayarak bunları akıllı nesneye çeviriyorum. Bu şekilde. Şimdi bu ışınları silmem için aşağıdan mask'e tıklıyorum. Yani bir mask oluşturuyorum. Brush'ı seçip bir yaklaştırayım. Burayı siliyorum. Opasitemi biraz düşük 100'e getiriyorum. Bu şekilde. Ya yani bunu silmek için buradaki renge dikkat edin arkadaşlar. Eğer beyaz üstte ise X'e basarak bunu değiştirebilirsiniz. Bu şekilde. Siyahın üstte olması gerekiyor. Bu şekilde. Burayı biraz hızlandırayım arkadaşlar. Silme işlemini gerçekleştirdim. Şimdi doğal ışınımızın rengi sarıya yakın biraz. Sarı renkte yani. Bizim ışınımız beyaz. Bunun rengini nasıl değişeceğiz? Evrensel renk tonlarına gelerek arkadaşlar Solid Color'ı seçeceğiz buradan. Burada sarı renk yani ışığımız sarı rengi seçeceğiz arkadaşlar buradan. Bu şekilde OK'ye tıklayarak sadece ışınlarımıza uygulamamız için alta tıklayarak bu şekilde sadece ışınları uygulayacağız. Görüyorsunuz arkadaşlar beyaz şimdi sarı renge yakın bir renk elde ettik. Burada çok sarı oldu diyorsanız tekrar brush'tan şurayı biraz daha doğal hale getirebiliriz bu şekilde. Burada bir fazlalık var sanki. Burayı da böyle silebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ışınlarımız çok keskin. Bunu biraz yumuşatmamız lazım. Yani biraz bulanıklaştırmamız lazım. Bunun için ışınlar sekmesini
L katmanına giriyorum. Bu işlemi bir daha akıl nesneye çevireyim bu şekilde. İşlemimiz filter blur gallery file blur'u seçeceğim. Yani burada neresini istiyorsam, hangi tarafın bulanık olmasını istiyorsam öyle yapacağım arkadaşlar. Nerenin daha çok bulanık olmasını istiyorsam bu şekilde arkadaşlar, görüyorsunuz bulanıklığı. OK'ye tıklayarak keskinliği biraz yumuşattım. Daha doğal bir hale getirmiş oldum. Diğer bir işlemimiz ışınların, yani bu çimenlere, ağacın diğer taraflarına nasıl vurduğunu daha bir doğal hale getireceğiz arkadaşlar. Bunun için yeni bir katman oluşturuyoruz. Brush aracımızı seçiyorum. Burada çimenlere bu şekilde böyle uygulama yapabilirim. Daha doğal bir görüntü. Ağacın kenarına bu şekilde bir görüntü oluşturabiliriz arkadaşlar. Işının nereye daha çok vurduğu yerleri bu şekilde daha doğal bir hale getirebiliriz arkadaşlar. Burada da biraz yapalım. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar, normaldan Color Dodge aracımızı seçeceğiz. Opasitesini biraz düşürelim. Daha doğal bir görüntü elde etmemiz için bu şekilde arkadaşlar. Öncesi, sonrası. Daha doğal bir görüntü elde ettik. Biraz daha opasitesini şuradan düşürelim. Ben bu şekilde uygulayabiliriz. Küçültelim şuralarda. Uygulayayım hafifçe. Evet arkadaşlar, görüntümüzü oluşturduk. Bu şekilde doğal ışınları oluşturduk. Bugünkü eğitim videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.